Merhaba Leyla Hanım. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Balparmak Arıcılık Akademisi'nin açtığı arıcılık eğitimine katılmıştınız değil mi? Size de Balparmak 2 adet arılı kovan vermişti. Kovanlar da burada duruyor. Bu yaz inşallah arttırmayı düşünüyoruz. Sezon sonunda elimize geçti kovanlar. Biraz tecrübe edindik ama bu yaz inşallah arttırmayı düşünüyoruz. Siz o eğitime neden ve niçin katılmıştınız? Eğitime katılırken aslında bana bu kadar çok büyük hani fikirler katacağını, hayatıma bu kadar büyük bir renk katacağını hiç düşünmemiştim. Ama iyi ki gitmişim. Buradan bayanlara ve genç arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Arıları hani bakmak istemiyorsanız, bir meslek olarak bile yapmak istemiyorsanız gene de arıların hayatını öğrenip onlar hakkında bir fikir edinmek lazım yani. Herkesin bunu öğrenmesi lazım diye düşünüyorum. Ben o kadar heyecanlandım ki, hocam bilir, daha önce arılar hakkında çok bir fikrim yoktu ama orada kursta da kullandığım bir kelime var. Bundan sonra arıları nerede görürsem önünde saygıyla eğileceğim. Yani arıların hayatımızda bu kadar büyük bir önemi olduğunu bilmiyordum. Gençlerin, yaşlıların, bay bayanın, herkesin arıyla... En azından hobi olarak yani bu işi yapmaları lazım. Balparmağa çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı için. Arılar gerçekten de hayatıma büyük bir renk kattılar. Onları yani seyretmek bile bana mutluluk veriyor yani bir işten öte. Ben her gün gelip seyrederim bunları böyle birkaç dakika seyreder öyle geçerim eve. Tabii size de bir mutluluk veriyor arıları tabii seyretmek, ki onların yaşamını izlemek. Peki ondan öte ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla siz ev hanımısınız. Evet. Kaç çocuğunuz var? Üç çocuğunuz var, ev hanımısınız. Ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla önümüzdeki dönemde arı sütü, polen üretme durumunuz olabilir mi? Evet, biz bunların eğitimini aldık sizden. Çok teşekkür ediyoruz. İleride kovanlarımızı biraz daha büyüttükten sonra inşallah arı sütü, polen, propolis bunları da yapmayı düşünüyoruz. Ve kadınların yapabileceği bir iş yani. Bence hani kimse korkmasın, gerçekten zor bir iş değil. Biraz tecrübe, biraz sevgi isteyen bir iş diye düşünüyorum. Balparmağa tekrar teşekkür ederim bize bu fırsatı tanıdığından dolayı. Gerçekten onların o kursta bulunmak benim için çok büyük, hayatıma bir renk kattı, bir düzen kattı. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Çok çok teşekkür ediyorum Balparmağa.